arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevdiğim bir kardeşimle beraber bir video çekeceğiz. Koray Aydın. Öncelikle kendisini tanıyalım. Merhaba Koray, hoş geldin kanalımıza. Merhaba Osman abi, hoş geldin sen de. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Adım Koray, ben Yozgalıyım, arı teknikeriyim. Tek işim de bu ve arıcılıkla geçimimi sağlıyorum. Yaptığım işi de güzel yapmaya çalışıyorum. Benim hikayem kısaca bu yani. Ne güzel. Arkadaşlar, Koray arkadaşımız tarih bölümü mezunu. Sosyal bilgiler öğretmenliği. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu. Sonra da arı teknikerliğini okudum kendi memleketimde, Yıldız'da, Düzce Üniversitesi'nde. Böyle bir meslek değişikliği yaptım. Meslek değişikliği yaptım derken, yani bu dedelerimde olan bir meslekti. Tekrar bu yolda yürümeye başladım. Kaç arımız var? Buraya da 150'ye yakın arı var. 150'ye yakın arıya bakıyor. İşi bu. Aynı zamanda bal üretiyor, ana arı üretiyor. Ve koloni satışı. Ve koloni satışı yapıyor. Türkiye'deki arıcılığı nasıl görüyorsun? Şimdi, Türkiye'deki ve bölgemizdeki arıcılık. Şimdi Türkiye'deki arıcılık derken Türkiye'yi tam böyle bütün olarak değerlendiremeyiz. Niye değerlendiremeyiz? Ülkemiz öyle bir yerde ki 4 mevsimi yaşıyor. Çok farklı yükseltilere sahip, çok farklı iklimlere sahip. Hatta bazı bölgede, mesela Akdeniz bölgesi diyoruz veya Doğu Anadolu bölgesi diyoruz, ama Doğu Anadolu'nun içinde de kendinin mikro iklim bölgeleri var. Bununla birlikte mesela Avrupa'da büyük çoğunluğu karnıyoldur, yerli arısı. Ama Türkiye'de 5-6 farklı tür arı türü gözüküyor. Niye? Bu da çünkü coğrafyanın farklılığından dolayı. Örneğin mesela Yığılca. Yığılca arısı, Anadolu arısının bir ekotipi. Ama Yığılca'daki mikro iklim şartları, Batı Karadeniz'in mikro iklim şartları nedeniyle buraya özgü kendini adaptasyon etmiş. Bu binlerce yılda gelişen bir süreç. Peki, ve o zaman, bu bizim değerimiz. Peki o zaman soruyu şöyle soralım. Yığılca arısı hangi iklim tipine daha uygun? Yığılca Düzce'nin ilçesi Batı Karadeniz bölgesinde. Karadeniz, Orta Anadolu, daha böyle olmayanı söylesem daha şey olur. Türkiye'nin büyük çoğunluğunda verim şey yapıyor ama mesela Muğla, Antalya, Hatay kıyı, güney kıyı kesimi dışında ana arı gönderdiklerimizden dönüşleri söylüyorum. Çok iyi yorumlar aldık. Türkiye'nin büyük çoğunluğunda şey yapıyor. Verim sağlıyor. Verim sağlıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yığılca arısı soğuk iklimde daha iyi çalışıyor. Evet. Soğuk iklimde daha iyi çalışıyor. Zaten Anadolu arısının bir ekotipi olduğu için, yani Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda uyum sağlıyor. Soğuğa dayanıklı. Bir de yerli arımız olduğu için şey yapıyor. Az tüketim, bal verimi yüksek. Evet. Yani bu şu anki diyoruz ya, mesela küresel ısınma vesaire, bal verimi düşük Türkiye'de. Şimdi böyle bir durumda bize bu şekilde şey yapan yerli arılar lazım. Evet. Ve biz bunları tabii kendi içinde her sene izleyerek de daha da bir noktaya getirirsek, sadece Yığılca için, Düzce için, Türkiye için değil, dünya için de bir değer olacak. İşte bu da bir biyoteknoloji gibi şey yapalım, düşünelim. Mesela bir inekten hem et verimi yüksek hem süt verimi yüksek, nasıl inekleri işte büyükbaş hayvanı tercih ediyorsa az tüketimle, arıda da az tüketimle, soğuğa dayanıklı, farklı iklim koşullarına uygun arıları tercih edersek, işte Türkiye arıcılığına, dünya arıcılığına da bir katkı sağlamış oluruz. Evet. Yani.
anlatırken sonbaharda ve erken ilkbaharda yapılması gerekenleri bize kısaca özetleyebilir misin? Şimdi yılca özelinde sonbahar takvimi nasıl başlıyor onu söyleyeyim. Tabii sonbaharın en önemli konusu varroa mücadelesi. Kestane balığı bizim bölgemizde işte Haziran'ın işte sonu, Temmuz'un ilk iki haftası sağımı bitiyor bölgemizde. Daha sonra ben direkt arıyı kışlatma moduna sokmak için çalışmalarımı yapmaya başlıyorum. Bu nedir? Aradaki fazla çıtaları almak ve hemen varroa mücadelesini yapmak. Şimdi ilk iş şundan... Sonbahar bakımı kestane balının hasatından sonra başlıyorsun. Hemen başlıyorum. Çünkü arıcıların yaptığı bir hata var. Balı aldıktan sonra arıyı pek umursamıyorlar. Evet, İşte o süre zarfında arıyı kaybediyorlar. Aynen öyle. Kaybediyorlar. Benim ilk yaptığım iş arının fazla çıtalarını almak. Fazla çıtalarını almak. Çünkü yerli arımız kestane balından sonra bir şey gelmeyeceğini bildiği için direkt yavru atımını minimuma indiriyor. Mevcudu hızlı bir şekilde düşüyor. Ve burada arının fazla çıtalarını alıp sıkıştırmak arının sağlığı için, arının düzeni için kesinlikle çok önemli. Ve bunu sadece yılca özelinde söylemiyorum yani. Bu bütün yani bütün dünyada bence yapılması gerekenlerden bir tanesi. Evet. Yani. Peki kış aylarında nasıl bakım yapıyorsun? Mesela arının bal stokunu kontrol ediyorsun, kekin evet. veriyorsun. Şu an yani arının bala ihtiyacı var mı? Yılca arısı bal tüketim konusunda çok cimri davranıyor dedin. Evet. Yani daha az bal tüketiyor kış ayında. Şu an arının bal durumu ve şey nasıl? Nüfus nasıl? Şimdi yılca arısının daha az bal tüketmesi onun nüfus popülasyonuyla alakalı bir şey. Dünyadaki arıcılığa baktığımız zaman insanlar 8 çıta, 10 çıta Türkiye'de de bazen arıcılarda görüyorum Facebook'ta arı kışlatıyorlar. Ama bizim yerli arımız mevcut yavrusunun kışa doğru minimuma düşürdüğü için onun bal tüketimi az oluyor. Bal tüketimi ve az oluyor. Baharla birlikte de hızlı bir atak yapıyor. Bizim istediğimiz de bu zaten. Yani arı kışın 10 çıta olmuş, 20 çıta olmuş. Bunun bir önemi yok. Arı az mevcutla kışa girsin, sıkışık düzen, az tüketsin ama baharla birlikte bir patlama yapsın. O tam böyle nektar akışının olduğu zaman da o potansiyeli iyi kullansın ve daha sonra tekrardan az tüketmek üzere ya baldan sonra yavrusunu kessin. Evet. Peki varroa'yla mücadele ederken nelere dikkat ediyorsun? Yani varroa özellikle şu mevsimde, erken ilkbaharda, önümüzde Ocak, Şubat, Mart aylarında ne yapmak lazım? Arının bitiyle mücadele etmek için ne öneriyorsun? Abi ben hemen yine şeyden sonra başlayayım. Kestane balın sağımından sonra çıtaları sıkıştırıyoruz dedik ya. Evet. Şey yapıyoruz dedik ya. Daha sonra şimdi varroa ile mücadele 4 mevsim yapılması gereken. 4 mevsim yapılması gerekiyor. Yani ben arılığıma girdim bir kere bitle mücadele ettim deyip iş bitmiyor. Kesinlikle bitmiyor. İş bitmiyor yani. Çünkü varroa'yu tamamen yok edemiyorsunuz. Sadece ekonomik zararını minimuma indirebiliyorsunuz. Ve o minimum zararı sürekli belli bir seviyede tutmak zorundasınız. Evet. Ha, siz de dersiniz ki ya ben bütün işte çok iyi ilaç kullandım hiç varroa dökülmüyor. Ama komşu arılığınızdaki bir varroa'lı koloni bir şekilde tekrardan sizin arılığınıza bulaşıyor. O yüzden sürekli tetikte olmak gerekiyor. Varroa mücadelesini sürekli yapmak gerekiyor. 4 mevsim yapmak gerekiyor. Aynen öyle. Peki bu mevsimde hangi uygulama yapılmalı? Şu an Aralık ayının sonundayız. 2023'ün evet. sonundayız. Yılcaya ilk kırağılar birkaç defa. Hatta yükseklere karlar evet, düştü. Yükseklere karlar düştü. Yavru neredeyse sıfıra yaklaştı. Burada uygulanması gereken ilaç oksalik asit. Oksalik asit. Evet. Onun da
tabancasını, yeni aldınız. Tabanca sipariş ettik. Gelecek, onun da videosunu çekeriz evet. İnşallah. Önümüzdeki video o zaman oksalik asit uygulama videosu olsun. Evet. Birlikte arı yumurta atmaya başlamadan önce koninlerdeki varsa bütün bitleri dökelim. Varo ile mücadele bir sürü ilaç var. Yani bunların zaten bir kısmı bakanlık tarafından onaylı ilaçlar, bir kısmı ilaç değildir, takviye edici üründür diye yazan ilaçlar. Arıcılar çoğunda yanılıyor. Bakanlığın izin verdiği ilaçları değil de takviye edici ürünleri şey yapıyorlar. Onlar da yeteri kadar etkili olmuyor ve kolonileri sönüyor. Bu şekilde birçok ticari, arıcılık açısından ticari işletme son bulmuş oluyor. Evet. Bakanlık onaylı ilaçları kullanalım. Varova ilaçlama yaparken hangi ilaçları tercih ediyorsun? Formik asit ve oksalik asit. Hem organik, hem ucuz, hem de etkili. Yılda kaç tane ana arı üretiyorsunuz? Ben 600 civarında ana arı üretiyorum. Yani kendim için ürettiklerim haricinde hani bizzati satışını yaptığım 600 civarında ana arı var. Bize kısaca ana arı üretim sürecini anlatabilir misin? Ana arı üretim. Şimdi yine ben Yılca özelinde konuşacağım. Yılca'da mevsim soğuk bir memleket. Mevsim geç geliyor. Biz Nisan'ın eğer havalar çok soğuk gitmezse Nisan'ın başı veya ortasına yakın bir şekilde ana arı üretim sürecine başlıyoruz. Ve Yılca'da ana arı üretim süreci geç başlıyor ama erken bitiyor diğer bölgelere göre. Çünkü polen akışı Karadeniz bölgesindeyiz. Yeteri kadar uzun sürmüyor. Bu nedenle verimli ana arı üretmek bizim Nisan sonu, Mayıs ve Haziran ayı içerisinde diyelim. Ya da kestane balının sağımı diyelim. Eğer elinizde stoğunuzda varsa kestane balından sonra işte Temmuz ayında da ana arı satışı oluyor. Ama elde stoklarsam ben o ana arıları Haziran ayında veya Mayıs ayında çiftleştirmişimdir. Elimde stroforlar da vardır stokta bu şekilde. Ben belli bir tarihten sonra ana arı üretmeyi sağlıklı bulmuyorum. Bu dönem Yılca için en kaliteli ana arı üretiminin olduğu dönem. Ve ana arıyı genelde şunu görüyoruz. İşte bir bardak arıyla ana arı üretmek. Bu pek sağlıklı değil. Niye? Çünkü doğacak ana arıyı içerideki arıların, işçi arıların iyi beslemesi lazım ki o arının, ana arının, genç ana arının, çaylak ana arının yumurtalıkları iyi gelişsin ve kaliteli ana arı üretimi olsun. Bu nedenle o küçük kutularda bir avuç bardakla ana arı üretmiyorum. Stroforda seleksiyon çıta halinde, bakın burada 3 tane çıkışı var. Bunu bölme yapıyorum kendi içinde. Altılı ruşet stroforda 3 tane ana arı üretebiliyorum. Yarım yarım çıta işte şurpluk haricinde 3 tane oluyor. Bazen şurpluğun altına da dalak örüyor. Yarım yarım 4 çıta, yani sizin bildiğiniz düz çıtadan 2 çıtada ana arı üretimi yapıyorum. Bazen iki çıta olmuyor da işte bir çıta oluyor. Ama yine de en az iki yarım çıtada ana arı üretimi yapıyorum. Bu da kaliteli ana arı üretmek için çok belirleyici bir şey. Peki bizim için bir koloniyi gösterebilir misin? Tabii olur. Şimdi damızlık koloni deyince insanların aklına şu geliyor. İşte 10 çıta gümbür gümbür arısı olan bir arı. Önemli olan onun mevcudu değil. Önemli olan o arının kalitesi. Nedir bu kalite? İşte oğulatmaması dedik, bal verimi yüksek dedik, kış kaybının olmaması vesaire vesaire. Ve mevsime göre nasıl hareket edeceğini bilen arı kesinlikle bizim bölgemiz için önemlidir.
Niye derseniz, kestane zamanı yavruyu keserse arı bütün gücünü, koloninin gücünü bal toplamaya verirse bu arı yerli arıdır ve ekonomik olarak para kazanabileceğimiz koloniler bu kolonilerdir. Evet, bir tanesini açalım. Bir iki tanesini de açabiliriz, sıkıntı değil. Evet. Bugün hava sıcaklığı şu an 15 derece civarında sanırım. Ne kadar? Bugün hava sıcaklığı 15 derece civarında. Böyle olunca arı biraz salkımını bozmuş. Bu arı 4 çıtalı bir arı. Tahta kovanın içinde iki tarafından stroforla daralttım. Arının rengini görüyorsunuz. Gri mat. Bu bizim yerli arımız, yığılcı arımız. Mevcudunu da minimum seviyede tutuyor. Ama bahar geldiğinde, bal akışı olduğunda çok hızlı atağa geçiyor. Yine bal veriminin, nektar akışının pik yaptığı dönemde de yavruyu azaltıp balı kitliyor. İşte yerli arının özelliği bu. Arıların büyük çoğunluğu strafor kovanlarda. Bunun sebebi nedir? Şimdi arıyı ben insan gibi düşünüyorum. Konforu ne kadar yüksekse arının, verimi de o kadar yüksek olur. Evet. Eğer siz evinizde sürekli soba yakmakla uğraşıyorsanız eğer, yapacağınız işi daha iyi yapamıyorsunuz. Bu bir gerçek. Arı da öyle. Arı iyi bir yavru atımı yapması için içerideki sıcaklığı belli bir oran şeyde tutması gerekiyor. Şimdi siz kışın Yığılca gibi soğuk bir memlekette tahta kovandaysa kolonileriniz, koloni kendini ısıtmak için yüksek enerjiye bal tüketecek, yüksek enerji harcayacak. Bu da bal tüketimini, içerideki tüketimi arttıracak. Ya biz diyoruz ki sen straforda ol, yalıtımla evde otur. İçerideki sıcaklığı muhafaza etmede daha iyi ol ve bu şekilde daha iyi yavru at diyoruz. Evet. Ve tüketimin de azalsın diyoruz. Zaten yerli arıyla çalışıyoruz. Tüketimi azalıyor. Bir de straforla birlikte bu verimi arttırmış oluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, benim aralığımdaki bütün arılarda strafor kovanda. Strafor kovan gerçekten arıyı soğuktan koruyor. Arkadaşın da ifade ettiği gibi yalıtımlı evde oturuyorlar şu an. Evet. Evet. Ve konforlar yerinde. Baharla birlikte gelişimi çok iyi oldu. Arkadaşlar, arkadaşımız 10 yıldan beri arıcılık yapıyor. Ben ise 6 yıldır arıcılık yapıyorum. Ben ana arı üretmiyorum. Çünkü buna vaktim yok. Videoların altına yorum yazan kardeşlerime sesleniyorum. Bu arkadaşımız ana arı üretiyor ve yılda 600'e yakın ana arı üretiyor. Mayıs ayında bizimle iletişime geçerseniz ana arı temininde sizlere yardımcı olmak isterim. Herkes yapabildiği ya da başarabildiği ya da altından kalkabileceği yükü yüklenmesi gerekiyor. Ben ana arı üretemem çünkü vaktim çok kısıtlı. Kimseyi de mağdur etmek istemem. Yani ben ürettim, alın buyurun kullanın diyemem. Bu işin ehli burada. Hem bu işin okulunu okumuş hem 10 seneden beri arıcılık yapıyor. Bunun gibi Koray arkadaşımız gibi daha İdris abi var, birkaç tane daha arıcımız var. Onlardan da ana arı üretim süreci videoları çekeceğiz. Siparişlerinizi verirsiniz. Bizler de sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, lütfen videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. 2024 yılınız bol, bereketli, huzurlu bir yıl olsun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı 2024 için videoyu sonlandırırken? Evet. Şimdi arıcılarda şöyle bir muhabbet vardır. İşte bal sezonu için işte o yıl bu yıldır diye. Evet, evet. Her sene ben bu hikayeyi biliyorum yani. Her o sene. Yıl bu yıl inşallah.
Geçen sene çok dedik. Evet. Mevsim çok güzel başladı gerçekten. O yıl bu yıl dedik ama tam tersi çok şiddetli, evet, ve hiç ardı arkası kesilmeyen yağmurların olduğu bir şey oldu, dönem oldu. İnşallah o yıl bu yıl olur, 2024 yılı olur. İnşallah. İnşallah. İnşallah 2024 yılında bütün arıcı kardeşlerimiz, bütün çiftçi kardeşlerimiz, tarımla, hayvancılıkla uğraşan bütün emekçi kardeşlerimiz için bol kazançlı bir yıl olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. 2024 yılı arıcıların yılı olacak. Bol kazançlar. İnşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah abi. Sağ olasın.